Hazreti Adem'den bu yana Kabe'de doğmuş tek insan. O öyle bir insan ki Peygamber Efendimizin damadı olma şerefine ulaşmış. Öyle cesur biri ki ona Allah'ın aslanı olarak seslenmişler. Zamanının kendisine en çok güvenilen kişisi olmuş. Kudretiyle, cesaretiyle herkesin gönlünde tat kurmuş Hazreti Ali'nin hayatı ve mucizeleri. Ey Ali, kim Allah'ı güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce zikir ederse Allah o kimseyi cehennem ile azap etmekten haya eder. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın nasıl yüce bir insan olduğu doğumundan itibaren başlamaktadır. Kesin olmasa da doğduğu tarih kaynaklarda yazıldığına göre bundan 1422 yıl önce bir cuma günü Mekke'de rivayetlere göre bir gün Kabe'nin karşısında sohbet ederken Fatma bin Esed'in sancılar içinde Kabe'ye yaklaştığı görüldü. Ellerini açtı ve Allah'a şöyle seslendi. Ey Rabbim, ben sana ve yarattıklarına inanıyorum. Atam olan Hazreti İbrahim'e inanıyorum ki o Kabe'yi inşa etti. Bu yüzden buranın ve karnımdaki çocuğun hürmetine doğumumu kolaylaştır. Bu sırada oradakileri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Kabe duvarı ikiye yarılarak Fatma bin Esed'i içeriye aldı ve ardından tekrar kapandı. Orada bulunanlar bu olayın normal bir olay olmadığını anlamışlardı. 4 gün sonra Fatma bin Esed elinde bir bebekle Kabe'den çıktı. Mübarek adının verilmesiyle ilgili de Fatma bin Esed'den rivayetle ben doğumumdan sonra Kabe'den çıkmak için kapıya yöneldiğimde bir ses işittim. Ey Fatma, bu çocuğun adını Ali koy. Çünkü Aliyül Ala olan Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ben onun ismini kendi ismimden türettim. Ona güzel ahlak verdim. O benim evimdeki yani Kabe'deki putları yıkacaktır. Orada ezan okuyacaktır. Onu sevene ne mutlu, ona karşı gelene ise yazıklar olsun. İşte İmam Ali'nin doğumu böylesine kudretli bir şekilde gerçekleşti. Elbette ki böylesine güzel ahlaklı bir insanın mucizeleri bununla da kalmamıştı. Sonuçta ona Allah'ın aslanı denmişti. Elbette bunun da bir sebebi olmalıydı. Peki Hazreti Ali'ye neden Allah'ın aslanı ismi verilmişti? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığında karşısına bir aslan çıkmış. Aslan ondan yüzüğünü kendisine teslim etmesini söylemiş. Peygamber Efendimiz ona yüzüğünü vermiş. Peygamber Efendimiz kavminin yanına döndüğünde olanları anlatırken yüzüğünün orada kaldığını fark etmiş. O sırada yanında bulunan Hazreti Ali ona yüzüğünü teslim etmiş. İşte oradaki aslan Hazreti Ali'ymiş. Bu nedenle ona da Allah'ın aslanı olarak seslenilmiştir. Hazreti Ali'nin bir sözüyle cinlerin korkulu rüyası olduğu, hatta ona karşı çıkan cinlerin delirdiği, helak olduğu rivayet edilir.
bin yıllık ölüyü dirilttiği, bir işaretiyle Fırat suyunu da azalttığı rivayet edilmektedir. Rivayet edilen bu olaysa şöyle gerçekleşmiş. Fırat Nehri taşacak kadar coştuğunda bir gün Hazreti Ali'nin ashabı onun huzuruna gelerek şöyle demişlerdir. Ya Emir-i Ali, Fırat suyu bu sene çok taştı. Bütün ekinlerimize zarar verdi. Hasatımız alt üst oldu. Allahu Teala'ya dua ederek işlerimizi yoluna girmesine vesile olur musun? Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesini giydi, sarığını taktı, atına bindi ve Fırat Nehri'nin kıyısına giderek iki rekat namaz kıldı. Asasını eline aldı ve köprünün üzerine bir kez vurdu. Taşan su bir adım geri gitti. Bir kez daha vurduğunda taşan su iki adım geri gitti. Yeter mi diye sordu. Ashabındakiler kafidir ya Ali, Allah'ın selamı üzerine olsun dediler. İşte Hazreti Ali olmak böyle bir şeydi. Hazreti Ali'nin ruhunun Hazreti Adem'in dünyaya gelişinden 40 bin yıl önce yaratıldığı rivayet edilmektedir. Bu rivayete göre ise Hazreti Ali'nin eşinin adının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kızı Fatıma-tü Zehra olduğunu bilmekteyiz. Annesinin adı ise Fatıma-tül Esed'dir. Fatıma-tül Esed çocukluğunda yaşadığı bir olayı şöyle anlatmakta. Bir gün ben ve diğer Arap bir kızla çöle gitmiştik. Orada oynarken karşımıza bir aslan çıktı. Benden de büyük olan diğer kızların hepsi korkup kaçtılar. Bir tek ben küçük olduğum için kaçamadım. Ne yapacağımı şaşırmıştım. O sırada uzaklardan bir süvari geldi ve aslanı ikiye bölerek beni kurtardı. Süvarinin ayaklarına kapanarak ona boynumdaki gerdanlığı çıkarıp hediye etmek istedim. Bu olayı duyan Fatıma bin Esed'in anne ve babası korkarak çöle gitmişler. Fatıma'yı sağ salim bulmuşlar. Çölün her yerinde Fatıma'yı kurtaran süvariyi arayıp teşekkür etmek isteseler de onu hiçbir yerde bulamamışlardı. Günlerden bir gün Hazreti Ali çocukluğunda annesiyle şakalaşıyormuş. Annesi ona, ''Ey oğul, sen daha çocuksun.'' Çocuklar annesiyle böyle şaka yapmazlar. Bunun üzerine Hazreti Ali, ''Anneciğim, aslan ve süvari ile yaşadığın hadiseyi ne çabuk unuttun?'' diye sormuş annesine. Hazreti Fatıma şöyle cevap vermiş, ''Bana süvari ile yaşadığım olaya dair bir kanıt gösterebilir misin?'' Bunun üzerine Hazreti Ali elini koynuna götürüp gerdanlığı çıkarmış ve sonra demiş ki, ''Bak bakalım anneciğim, o gerdanlık ile bu gerdanlık aynı mı?'' Hazreti Fatıma, ''Evet, aynı gerdanlık.'' dediğinde Hazreti Ali, ''İşte o gün seni o aslandan kurtaran süvari bendim.'' cevabını vermiş. Hazreti Ali doğumundan çok uzun yıllar önce yaratıldığını düşünülmektedir ve yüceliği daha o zamana dayanıyordu. Söylenen bir diğer rivayete göre ise Hazreti Ali'nin Cebrail'in öğretmeni olduğu rivayetidir. Bir gün Cebrail aleyhisselam peygamberimiz ile otururken Hazreti Ali içeri girmiş. Ve Cebrail ona saygı duyarak ayağa kalkmış. Peygamber Efendimiz, ''Bu genç için mi ayağa kalkıyorsun?'' diye sormuş. Cebrail aleyhisselam, ''Evet ya Nebi, çünkü onun benim üzerimde öğretme hakkı vardır.'' dediğinde ise Peygamber Efendimiz nasıl bir öğretme hakkı olduğunu sormuş. Cebrail de şöyle anlatmış. ''Allah-u Teala beni yarattığında bana sen kimsin ve adın nedir?'' ''Ben kimim ve adım nedir?'' diye sordu. Ben cevap veremedim. İşte o anda nurlar içinde bir genç geldi ve bana ne söyleyeceğimi öğretti. Ben de şu cevabı verdim. ''Sen Celil olan Rabbimsin ve adın Necid'dir.
Ben de zelil olan kulum ve adım da Cebrail'dir. Bunun için Hazreti Ali'ye ayağa kalktım ve onu saygıyla selamladım. Peygamber Efendimiz, ''Ey Cebrail, yaşın kaç?'' diye sormuş. Hazreti Cebrail aleyhisselam, ''Ey Resulullah, arşta bir yıldız var ki her 30 bin yılda bir kez çıkıyor. Ben onun 30 bin kez çıktığını gördüm.'' Peygamber Efendimiz, ''Peki o yıldızı görsen tanır mısın?'' diye sormuş. Cebrail aleyhisselam, ''Tanırım.'' dediğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye şöyle buyurmuş, ''Ya Ali, tesbihi cebinden çıkar.'' Hazreti Ali tesbihi cebinden çıkarttığında Cebrail o yıldızı Hazreti Ali'nin yüzünde görmüştü. İşte o yıldız Hazreti Ali'ymiş. Öyle bir yüce insandan bahsediyoruz ki cenazesi bile mucizelerle dolu. Rivayete göre Hazreti Ali Hakk'a kavuşmadan önce oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i huzuruna çağırarak şöyle buyurmuştur. ''Oğullarım, ben yakında Hakk'a kavuşacağım. Ben öldüğümde benim cenazemi almaya deveyle bir Arap gelecek. Ona izin verin. O benim cenazemi taşıyıp kendi bildiği bir yere defnedecek.'' Oğulları Hasan ve Hüseyin babalarının vasiyetini böylece kabul etmişler. Zaman gelmiş, Hazreti Ali bu dünyadan göçmüş. Bahsettiği gibi yüzü örtülü bir Arap onun cenazesini evinden almaya gelmiş. Oğulları vasiyeti bildiğinden Arap'ın cenazeyi tabuta koyarak deveye koyup alıp götürmesine izin vermişler. Aradan biraz zaman geçtiğinde Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin bu vasiyete karşı çıkıp Arap'ı durdurarak cenazeyi almak istemişler. Arap cenazeyi vermek istemeyince itiş kakış başlamış. Bu itiş kakış sonucunda Arap'ın yüzü açılmış ve şöyle demiş. Ben kendi bedenimi almaya Arap kılığında geldim. Ben ölmedim, sadece bedenim öldü. Ben kendi kendimi götürüyordum ama siz yerimi yurdumu belirsiz ettiniz. Şimdi izin verin de kendi bedenimi kendim yıkayıp kendi bildiğim yere defnedeyim. Bunun üzerine Hazreti Ali aleyhisselamın kendi cenazesini defnettiği söylenir. Kabrinin yeri de bu yüzden kesin olarak bilinmemektedir. İşte böyle bir şeydir Hazreti Ali olmak. O cömertliği, cesareti, güzel ahlakı ve bilgeliğiyle bilinirdi. Tüm yaşantımız boyunca Hazreti Ali'nin güzel ahlakını örnek alalım. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.